Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 15, 16 ve 17 Şubat 2019 tarihlerinde yapılan Türkiye geneli özde bir yayınlarının edebiyat sorularını çözeceğim. Hepinize kolay gelsin. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Kanıksanmış, kabullenmiş. Doğrudur arkadaşlar. İki numarada benimsediği, benimsemek kabullenmek anlamına gelir, öğrenmek anlamına gelmez. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Doğuyor, ortaya çıkıyor. Doğru. Sosyalleşmek, topluma yaşam uyumu sağlayarak toplumla bütünleşmek demiş. Bu da doğrudur. C seçeneğinde kaçınılmaz, engellenemez. Bu da doğrudur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı. İkinci soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Seçeneklerimize bakalım. Adlandırmadan yararlanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakın şurada Orta Doğu'nun Paris'i ifadesini görüyoruz. Burada bir adlandırma vardır. Dolayısıyla B seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneğinde kişileştirmeden yararlanılmıştır ifadesi var. Bakın arkadaşlar, ancak eski kentler ayağa kalkmasını bilir cümlesinde nedir? İnsana ait olan bir özellik, insan dışındaki varlığa aktarıldığı için kişileştirmedir. Buradan da C seçeneğini elemiş oluruz. D seçeneğinde açıklamalara başvurulmuştur ifadesi yer almaktadır. Arkadaşlar, paragrafın geneline baktığımızda D seçeneğinde elemiş oluruz. Çünkü bir açıklama ifadeleriyle dolu paragraftır. E seçeneğinde ise karşılaştırmaya yer verilmiştir diyor. Şurada en ifadesini görüyoruz. Orta Doğu'nun en renkli şehirlerinden biri diyerek Beyrut'la diğer yerleri ne yapmıştır? En sözcüğüyle karşılaştırmıştır. O yüzden E seçeneğini elemiş olduk. Doğru cevabımız ne olacaktı arkadaşlar? A seçeneği olacaktı. Benzetmelerle somutlaştırılmış yargılar yoktur arkadaşlar. Üçüncü soru. Bu parçada söz edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Parçamıza bakalım. Ünlü sanatçı edebiyat ve kültür alanındaki gelişmelerin hiç göz ardı edemeyeceğimiz bir yorumcusudur. Acaba o ne diyor diye sık sık sorduğumuz ve yazınımızda eksikliğini duyduğumuz gerçek bir eleştirmendir. Ama eleştirmenliği yırtıcılık diye, acımasızlık diye anlayanlardan değil, yeni yapıtlara hep hoşgörüyle yaklaşan, onları yok etmekten çok yükseltmeye çalışan bir değerlendirmecidir. Ölçülerini hep ben de yapabilirim diye insaflı tutan, buna karşın yazarları, ozanları, öykücüleri sağduyulu biçimde yönlendirmeye çalışan bir sanatçıdır ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar, ben bu ifadelerden sanatçının neyi, niçin yaptığının bilincinde olan biri olarak görürüm. Bu yüzden de doğru cevabım E seçeneğidir. 4 numaralı soruya geçiyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde öneri söz konusudur demiş. Hemen arkadaşlar 3 numaralı cümleye bakalım. Konya'da bir gün kalacaksınız. Tarihi şehir merkezini gezebilir. Daha çok vaktiniz varsa yakın ve uzak mesafedeki kültür ve turizm varlıklarını da ziyaret edebilirsiniz diyor. Öneride bulunuyor. Yine 4 numaralı cümleye baktığımızda şehirden ayrılırken Konya'yı anımsatacak eşya ve el sanatları ürünlerinden almanız ve bunları dostlarınıza hediye etmeniz onları mutlu edecektir ifadesinde de yine ne var arkadaşlar? Bir öneri söz konusudur. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Geçtik 5. soruya. Servet Fuhr'un edebiyatı ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Birinci cümleye bakalım. Fransız edebiyatı sanatçılarının etkisiyle balat denilen resim altı şiir yazma anlayışı gelişmiştir diyor. Arkadaşlar, buna balat değil, biz ne adını veriyoruz? Pitores adını veriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bir numaralı öncülü elemiş olduk. Yine değerli arkadaşlar, şiirde parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenmiş bireysel konular işlenmiştir. Nedir bu? Doğrudur arkadaşlar. Servet Fuhr'un edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Cenap Şahabettin, o güne kadar görülmemiş ifade ve imajları şiirlerinde cesaretle kullanarak tepki çekmiştir diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Dili ağırlaştırmıştır hatırlarsanız. Dördüncü cümlede Servet Fuhr'un edebiyat sanatçılarından Ahmet Haşim. Ahmet Haşim arkadaşlar bildiğiniz gibi Servet Fuhr'un değil, Fecri Ati sanatçısıdır. O yüzden dördü de elemiş olduk.
Bu dönemde yazılan romanlarda devrin siyasi şartları nedeniyle teknik olarak batılı anlamda bir gelişme gösterilmemiş, yapıtların biçim ve içerik uyumu göz ardı edilmiştir diyor. Dikkat edecek olursanız romanlarda demiş. Romanlar deyince aklımıza kim geliyor arkadaşlar? Halit Ziya geliyor. Halit Ziya Uşaklıgil neyi yazmıştır arkadaşlar? Batılı anlamdaki ilk roman olan Mai ve Siyah'ı yazmıştır arkadaşlar. Yine ilk büyük Türk romanı olan Aşk-ı Memnu'yu kaleme almıştır. Bundan dolayı bu öncülü de elemiş olduk. Doğru cevabımız ne olacaktı? 2 ve 3 olacaktı arkadaşlar. C seçeneği doğru cevabımızdır. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi dramın özellikleri arasında gösterilemez demiş. Hemen bakalım. Kahramanlar hem soylu kişilerden hem sıradan insanlar arasından seçilir demiş. Bu dramın özelliğidir arkadaşlar. Doğrudur. Günlük hayattan ya da tarihin herhangi bir döneminden alınan konular işlenir. Bu da doğrudur. C seçeneğinde şiir veya düz yazı biçiminde ya da karışık bir biçimde yazılır demiş. Bu da doğrudur. D seçeneğinde hem acıklı hem de komik olaylar aynı oyun içinde işlenebilir demiş. Bu da doğrudur. E seçeneğine geçtiğimizde 3 birlik kuralına uyulmak zorundadır demiş. Dram arkadaşlar 3 birlik kuralına uyma zorunluluğunu ortadan kaldırmıştı. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Hemen dizelerimize bakalım. Bir duyma da gürültüsünü dallarda çıtırdayarak açılan fıstıkların gör bak ne oluyorsun bir duyma da gör şu yağan yağmuru çalan çanı konuşan insanı bir duyma da kokusunu yosunların ıstakozun karidesin denizden esen rüzgarın. Hemen seçeneklerimize bakalım. Pastoral şiir ögelerinden yararlanılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. C seçeneğinde konuşma dilinin söz değerlerinden oluşturulmuştur diyor. Bu da doğrudur. Kendine özgü bir üslubu vardır. Bu da doğrudur arkadaşlar. E seçeneğinde ilk iki dizede doğanın sesleri gürültülü ve çıtırdayarak sözcüklerinin çağrışımına ek olarak ıs asonansı ve Ç ve T aliterasyonlarıyla verilmiştir diyor. Bu da doğrudur. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar doğru cevabımız da ortaya çıktı. İmgelere dayalı sanatlı bir anlatım üzerine temellendirilmiştir diyor. İmge söz sanatı demek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi parçada hemen hemen söz sanatı yok gibidir. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. 8. soru. Yukarıdakilerden hangileri kaside'nin konularına göre aldığı adlardan biri değildir demiş. Hemen bakalım. Naat, evet. Alır arkadaşlar. Metiye var. Aynı zamanda münacat var. Tevhid var. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Tehsil ve tegazül kalıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. 9. soru. Şiirde bu nitelikleri arayan bir şair aşağıdakilerden hangisine öncelik vermez demiş. Şiir yüreğin titremesidir ifadesi var. Yüreği titreyen kişi nedir arkadaşlar? Duygusaldır. B seçeneğine inemiş oldum. Konuşma dilinden ayrı bir dildir şiir dili ifadesiyle de ben arkadaşlar C seçeneğini elerim. Öznelliğe yer verdiğini görüyoruz. Devam edelim. Bu yüzden sözcüksel, anlamsal düzeyde sapmalar vardır onda. Anlam dolunay gibi büsbütün açık değildir ifadesiyle de arkadaşlar biz neyi elemiş oluruz? E seçeneğini elemiş oluruz. İmgesel söyleyişlere yer verdiği görülmektedir. Yine sözcüklerin sıralanışı ve bundan doğan ahenk önemlidir şiirde ifadesini görüyoruz. Burada da arkadaşlar ritmin önemli olduğu görülmektedir. D seçeneğini ederiz. Geriye kalan A seçeneğidir. Düşünce arkadaşlar öncelik değildir bu şaire göre. 10. soru. Yukarıdakilerden hangileri mesnevi türünde kaleme alınmış eserlerden biri değildir demiş. Mantıkut Taylı arkadaşlar kimin eseridir? Gül Şehri'nin eseridir. Dolayısıyla bu mesnevi türünde yazılmıştır. Doğrudur arkadaşlar. İskendername Ahmedi'nin eseridir. Yine bu da mesnevi türünde yazılmış. Bu da doğru bir eserdir. Siham-ı Kaza arkadaşlar yazarı kimdir? Nef'idir arkadaşlar. Bu hiciv türünde yazılmış bir eserdir. Mesnevi değildir. O yüzden 3 numarayı alabiliriz. Harname şeyhinindir değerli arkadaşlar. Bu da mesnevi türünde yazılmış bir eserdir. Tuhfetül Harameyn ise Nabi'nin eseridir. Nabi burada Hicaz yolculuğunu anlatır. Mensur türde yazılmıştır. O yüzden bu da mesnevi değildir. Doğru cevabımız 3 ve 5 olacaktı arkadaşlar. Yani D seçeneği doğru cevaptır.
11. soruya geçiyoruz. Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır demiş. Kaşına ya da alnına benzetmek için kendini ay, bazen dolunay olur, gökte bazen hilal. Arkadaşlar burada ne var? Hüsnü talil var. Seçeneklere bakalım. Kendimden geçtikçe geldim kendime, alçaldım çıktıkça yüksek yerlere. Burada yok. Biz o kadar ağladık ki beraber, gözyaşları doldurdu avucumu şimdilik. Burada da yok. Saklandı bulutların ardına güneş, güzelliğini görünce senin. İşte arkadaşlar burada ne var yine? Hüsnü talil sanatı vardır. O yüzden cevabımız C seçeneği olacaktı. 12. soru. Bu parçada verilen bilgilere aşağıdaki yapı türlerinden hangisi kaynaklık etmiştir diyor. Bakalım. Şehzadelerle beraber pek çok çocuğun sünnet edilmesi sağlanıyordu cümlesinde. Bakın. Pek çok çocuğun sünnet edilmesi sağlanıyorsa arkadaşlar. Buna biz ne diyoruz? Surname diyoruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı. 13. soru. Aşağıdaki topluluk ya da yönelişlerden hangisi yukarıda boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez demiş. Hemen bakalım. Birinci öncülde Baudelaire etkisinde içsel ve gizemsel bir şiir anlayışı benimsemişler. Şiirde biçimi her şeyin üstünde tutmuşlardır ifadesi var. Bunu yapan kimdir arkadaşlar? Öz şiircilerdir. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. İkinci öncülümüze geçiyoruz. Şiirimizde şairaneliğe baş kaldırmışlar. İroni, humor ve halk deyişlerinden yararlanarak serbest tarzda şiirler yazmışlardır. Bu yönelişe bağlı şiirlerde en dikkat çekici özellik günlük yaşamda bazı durumların ele almış olmasıdır ifadesinden. Bunlar kimdir? Bunlar da arkadaşlar garipçilerdir. O yüzden B seçeneğini de elemiş olduk. Üçüncü öncüde bakalım. Bu yönelişe bağlı şairlerin şiir anlayışının şekillenmesinde sosyalizmin önemli bir etkisi vardır. İşçi, köylü ve toplumun ezilen kesimleri bu şairlerin şiirlerinde yer bulmuştur ifadesini görüyoruz. Bunlar kimdir arkadaşlar? Toplumcu gerçekçilerdir. E seçeneğinde elemiş olduk. Sosyalizm diyorsa aklımıza bunlar gelmeli. Dördüncü öncülde ise 1940'lı yıllara kadar geleneksel şiir anlayışını sürdürmüş ve şiirde aruzu bırakarak hece ölçüsünü kullanmışlar. Anadolu'nun ve memleket sevgisiyle örülü bir şiir anlayışı meydana getirmişlerdir ifadesi var. Bunlar kimdir arkadaşlar? Bunlar da beş hececilerdir. C seçeneğinde elemiş olduk. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? Hisarcılar olacaktı. Onunla ilgili herhangi bir bilgi verilmemektedir. Evet, geçiyoruz 14. soruya. Bu parçada numaralanmış şairlerden hangisinin yerine Ülkü Tamer getirilirse bilgi yanlışa giderilmiş olur diyor. İkinci yeni şiiri 1955 yılından itibaren Pazar Postası'nda şiirleri yayımlanan İlhan Berk, evet ikinci yenicilerden. Ece Ayhan bu da ikinci yenicilerden. Edip Cansever bu da ikinci yenici arkadaşlar. Sezai Karakoç bu da ikinci yenici. Ve İsmet Özel gibi şairlerin. Bakın burada İsmet Özel nedir arkadaşlar? İkinci yeni sonrasıdır. Bu yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktı. 15. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirmelidir diyor. Parçamıza bakalım. Çalıkuşunda okunan dikkatini Anadolu'ya çeviren Reşat Nuri, Cumhuriyet ideolojisini yaymak, geniş kitleleri benimsetmek, halkı değişimden haberdar etmek ve aydınlatmak için aşk kırgını Çalıkuşu'nda geçen kimdir arkadaşlar? Feride'dir. Hemen bakalım seçeneklere. Şahin, Zehra, Şahin, Feride, Feride. Feride öğretmenle Anadolu romantizminin yolunu açar. O, Anadolu sevgisinin okura yansıtılmasında sadece bu romanıyla yetinmez. Cumhuriyet'in getirilerine yürekten inanmış bu idealist öğretmenlerden Yeşil Gece romanının baş kişisi. Kimdi arkadaşlar o? Şahin de hatırlarsanız. E seçeneğini de elemiş olduk. Zaten cevap ortaya çıktı. C seçeneği olacak arkadaşlar. Hatırlarsanız Acımak adlı romanın kahramanı da kimdir? Zehra'dır arkadaşlar. 16. soru. Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir demiş. Parçamıza bakalım arkadaşlar. Bakın ilk dikkatimizi çeken nedir? Bu dizelerin arkadaşlar tekrar etmesidir. Tekrar nerede vardır? Yani nakarat arkadaşlar şarkıda vardır. Türklerin kazandırmış olduğu nazım şeklidir. O yüzden cevabımız da B seçeneğidir. 17. soru. Bu parçada söze edilen sanatçılar aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisini benimsemiştir diyor.
Bakalım, bu akıma göre şiir tek bir anlam ifade etmez. Her okuyucu okuduğu şiirden değişik tatlar almalıdır. Akıma bağlı sanatçıların asıl amacı okuyucuda bu duyuş zenginliğini oluşturmaktır. Varlığın esrarlı manasını ifadesi olan şiir, basit, eşyayı ve kavramları açıkça belirten bir dil asla kullanamaz. Şiir dilinin gayesi bir şeyleri belirlemek ve açıklamak değildir. Sanatçılara göre hayal meyal görülen şeyler tasvir olunamaz. Anlatılmayan bir sahne de kolayca tercüme edilemez. Onlara göre açıkça söylenmeyen duygu ve düşünceler ancak telkin yoluyla yansıtılabilir demiş arkadaşlar. Akımın genel özelliklerine baktığımızda bu akımın sembolizm olduğu görülmektedir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde mistik, metafizik şiirleriyle öne çıkan şairlerden değildir demiş. Arkadaşlar, Ebu Bekir Eroğlu bu yönüyle ön plana çıkan şairdir. Erdem Beyazıt yine mistik, metafizik yazar. Necip Fazıl Kısaküre'yi anlatmaya gerek yok. Çilesi var arkadaşlar hatırlarsanız. Cahit Zarifoğlu yine değerli arkadaşlar bu türde yazmış önemli isimlerden biridir. Fakat Seyyid Nezir arkadaşlar metafizik ya da mistik anlayışla şiir yazmamıştır. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. 19. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş arkadaşlar. Bakın, 2 numaralı yere bakarsanız bu tarzda eleştiriler daha sonra doğrudan doğruya siyasi rakibi Ali Paşa'yı hedef aldığı Zemzeme'de hiciv şeklinde doğruya çıkar ifadesini görüyoruz. Arkadaşlar, Zemzeme'yi yazan kişi kimdir? Recaizade Mahmut Ekrem'dir. O yüzden cevabımız da B seçeneği olacaktı. Geçiyoruz 20. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal ile Mehmet Akif Ersoy'da ortak bir özellik değildir demiş. Aruz ölçüsünü kullanma, her ikisi de kullanıyor. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara yer verme, ikisi de kullanıyor. Arkadaşlar, döneminde iki sanat topluluklarından bağımsız hareket etme, her ikisinde de var. Roman ve öykü alanında eser vermeme, her ikisinde de var. Ama arkadaşlar, nazmı nesre yaklaştırma konusunda Mehmet Akif Ersoy'un böyle bir özelliği olduğunu görüyoruz. Fakat Yahya Kemal buna karşıdır arkadaşlar. Nazmı nesre ne yapmaz bu? Yaklaştırmaz arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktı. 21. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere konuşması ve kişisel özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki tiplerden hangisi getirilmelidir demiş. Arkadaşlar, parçanın geneline baktığımızda Hacı Vat'ın söylemleri belli. Diğer kişinin ifadelerine bakalım. Bendeniz mi sual buyuruyorsunuz? Teessüf olunur Hacı Vat, hiç felaketimi sormuyorsunuz. Üç mah mukaddem, peder sizlere baki. Hacı Vat da dikkat edecek olursanız eyvah oğlum diye sesleniyor. Bundan dolayı arkadaşlar Külhan Bey olamaz, Karagöz olamaz, Tuzsuz Deli Bekir olamaz, Zenne de olamaz. Doğru cevabımız nedir? A seçeneğidir. Yani Çelebi'dir arkadaşlar. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. O, Küçürek öykü üzerine yazdığı yazılarla tanınan önemli bir yazardır. Öykünün romandan çok şiire yakın durduğunun bir kanıtı olduğunu düşünen yazara göre Küçürek öyküler şiirseldir ve belki de bu yüzden yere bakan, yürek yakandır. Öyküleri Küçürek öykünün gereğine uygun olarak kısa ve tek konut etrafında örgülenir. Tematik çeşitlilik oluşturmaz. Aliterasyondan yararlanarak ritimli ve ahenkli metin oluşturur. Bakın eserleri var. Çıkmazda, Kambur, Sisli, Çılgınsı yazarın öykülerini topladığı önemli yapıtlarıdır arkadaşlar. Eserlerden yola çıkarak da bu kişinin Naci Tosuner olduğu bilinmektedir. 23. soruya geçiyoruz. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir demiş arkadaşlar. Bakalım. Tanzimat'ın ilanından sonra batılı romanların dilimize çevrilmesiyle ve benzerlerinin yazılmasıyla başlayan süreç daha sonra yerini yerli eserlere bırakmıştır. Bu devirde halkı sosyal ve edebi alanlardaki batılı değişikliklere hazırlamak için edebiyatın her türünde eserler veren en önemli yazarlarımızdan biri de O adlı romanında sadece Doğu ile Batı kültürünü karşılaştırmaz, aynı zamanda baş karakterleri aracılığı ile çalışkanlık ve dürüstlüğü, tembellik ve israfı gözler önüne serer. Batılıların Osmanlı Türk gencini
iyi tanımamaları ve ona ön yargıyla bakmamalarını ister. Yazar Canan adlı karakter üzerinden doğulu kadınları över demiş. Canan nerede var arkadaşlar? Felatun Bey'le Rakım Efendi de var. Bu kimin eseridir? Ahmet Mithat Efendi'nin eseridir. Dolayısıyla cevabımız da D seçeneği olacaktı. 24. soru. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen sanatçıların ortak özelliğidir demiş arkadaşlar. Bakalım. Pir Sultan Abdal Köroğlu Karacaoğlan. Bakalım. A seçeneğinde aşık edebiyatı geleneği içinde yetişmek demiş. Arkadaşlar Pir Sultan Abdal tekke ve tasavvuf edebiyatındadır. A seçeneğini elemiş olduk. Tasavvufi düşüncelere yer vermemek demiş. Burada arkadaşlar Pir Sultan Abdal tasavvuf edebiyatının içerisinde yer aldığı için bu tür düşüncelere yer vermiştir. Aynı yüzyılda yaşama. Bunlar aynı yüzyılda yaşamadığı için C seçeneğini elemiş olurum. Epik duyarlılıkla şiirler söylemek. Arkadaşlar hepsinde bu söz konusu değildir. D seçeneğini elemiş olurum. Divan edebiyatından etkilenmemek. Evet arkadaşlar Pir Sultan Abdal Köroğlu ve Karacaoğlan divan edebiyatından etkilenmediği için doğru cevabımız E seçeneği olacaktı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın.